Arkadaşlar merhaba, Falcon Akademi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size Kramer metodunun ne olduğundan bahsedeceğim ve onunla da ilgili bir tane örnek çözeceğim. Ama önce size 1 dakikada Kramer metodunun ya da Kramer yönteminin ne olduğunu bahsedeyim. Kramer yöntemi sizin lineer denklem sisteminizde çözüm bulmaya yarar. Yani bilinmeyenlerinizi, x, y, z değerlerinizi, x1, x2, x3 değerlerinizi, bilinmeyenleriniz neyse onu bulmada işe yarar. Peki nasıl bulunur? Çok basit arkadaşlar. Örnek olarak bu soruya bakalım. Bu soruda bilinmeyenlerimiz x, y ve z değerleridir. X değerim, y değerim ve z değerimi Kramer metodu bana şöyledir der. X aslında determinant A1 bölü determinant A'dır. Burada A1 matrisi ve A matrisinin ne olduğunu size bahsedeceğim. Y de determinant A2 bölü determinant A'dır. Ve Z de determinant A3 bölü determinant A'dır. Fakat burada size detay bir bilgi vermek isterim arkadaşlar. Kramer metodu her lineer denklem sistemine uygun değil maalesef. Kramer metodunu uygulayabilmek için determinant A değerinin sıfırdan farklı olması gerekir. Daha önceki videomda size lineer denklem sisteminin matris şeklindeki gösteriminden bahsetmiştim. Ve orada A matrisinin kim olduğunu size söylemiştim aslında. A matrisi bizim katsayılar matrisimizdir arkadaşlar. Yani buradaki bilinmeyenlerden yazılan mesela A matrisinde ilk bilinmeyenimiz ne? X. O halde X'in katsayıları benim ilk sütunum olur. Burada 2 tane X var, 2 tane X var ve son denklemde hiç X yok. Yani 0 tane X var. Ve ikinci sütun y'nin, ikinci bilinmeyenin katsayılarından yazılır. Eksi 3 tane, 1 tane ve eksi 1 tane y değerimiz var. Ve son sütun, üçüncü sütun da z'nin katsayılarından yazılır. Burada hiç z yok. 0, 5 tane z var ve eksi 2 tane z var. A matrisi bizim için budur arkadaşlar. Ve önceki videomda yine bir tane de B matrisinden bahsetmiştim. B1 sütun matrisidir. Yani bir tane sütunu vardır. Ve o da sağdaki değerlerden oluşur. Yani 4, 2, 1'den oluşur. Bunu da bahsedeyim. Peki A1 matrisi, A2 matrisi ve A3 matrisi nedir? Şudur arkadaşlar. A1 matrisi, siz eğer ben x değerimi determinant A1 bölü A'dan oluştururum derseniz A1 matrisi A'dan üretilir. Aralarındaki tek fark şudur. Eğer x değerini bulmak istiyorsanız A1 ile x'in bulunduğu sütuna bakarsınız. 2, 2, 0. Siz x'in bulunduğu sütunu buradaki B sütunu ile değiştirirsiniz. Yani ilk sütun benim için 4, 2, 1 olsun. Ve artık geriye kalan kısım aynı. Buradan yeni bir matris ürettim ve buna da A1 dedim. Gün sonunda determinant A1 bölü determinant A değeri de benim bu lineer denklem sistemini sağlayan x değerimi bana verecek. Ve ne demiştik arkadaşlar? Her lineer denklem sisteminde Kramer yöntemi uygulanmaz. Neden uygulanmaz? Çünkü determinant A'nın sıfırdan farklı olması gerekir. Eğer sıfıra eşitse zaten paydanız sıfır olur ve bir değere sahip olamazsınız. Tanımsız olur. Bir diğer anlamda şuradaki katsayılar matrisinin determinantının sıfır olması ne demekti? Yani ya sonsuz çözümünüz çıkar, eğer determinant sıfırsa ya sonsuz çözümünüz vardır ya da hiç çözümünüz yoktur. Peki determinant sıfırdan farklı ise ne olur? Tek çözümünüz vardır. Yani Kramer yöntemini uygulayabilmek için sizin lineer denklemler sisteminizin tek bir çözüme sahip olması gerekir. Ve hadi bunu bulalım. A2 matrisini de oluşturalım. A2 matrisi hangi değeri bulur? Y değerini bulur. Y değerinin katsayıları hangi sütunda yazılmış? İkinci sütunda yazılmış. O halde A2 matrisinde birinci sütun aynı. Üçüncü sütun aynı. Fakat Y'nin katsayılarını oluşturan ikinci sütun B ile yazılmak zorunda. Benzer şekilde A3 matrisi de kimi oluşturur? Z değerini bize verir. Z değerinin katsayılarından oluşan sütun ise üçüncü sütun. O halde ben A matrisinde sadece üçüncü sütunu buradaki B ile değiştireceğim. Yani buradan A1'i görmek kolay. A matrisinde ilk sütun yerine B'yi yazdım.
X'i bulabilmek için. A matrisinde ikinci sütun yerine B'yi yazdım. Y'yi bulabilmek için. Ve A matrisinde üçüncü sütun yerine B'yi yazdım. Z'yi bulabilmek için. Geriye kalan determinant hesabı arkadaşlar. Determinant hesabında zorluk çekenler için yavaş yavaş bütün determinantları hesaplayacağım. Öncelikle A'nın determinantı ile başlayalım. A matrisinin determinantı nedir? Burada 2, 2, 0, eksi 3, 1, eksi 1, 0, 5, eksi 2. Hatırlarsanız determinantta bir satır ya da sütun seçmeniz gerekir. Arkadaşlar ben bu soruda ilk satırı seçeceğim. Çünkü ilk satırda bir tane sıfır var ve o benim işime yarayacak. Nasıl işime yarayacak? Öncelikle bir satır seçtiğinizde değerleriniz artı veya eksidir. Bu artı veya eksiye nasıl karar verirsiniz? Terimlerinizin, mesela burada ilk terim 2. 2 nereye ait? Birinci satır, birinci sütun. Birinci satır, birinci sütun. 1 artı 1, 2'dir. 2 çift sayı mı? Evet, o zaman artı. Fakat burada eksi 3 var. Eksi 3 nereye ait? Birinci satır, ikinci sütun. 1 artı 2, yani 3. O halde tek sayıdır, eksi olmak zorunda. Burada 0 var. Sıfırı hesaplamanıza gerek yok. Çünkü katsayısı 0 olan bir şey zaten 0'dır. Ama belirtelim. Birinci satır, üçüncü sütun. 1 artı 3, 4 etti. Yani çift sayı. O halde artı olmak zorunda. Peki başlayalım. İlk terimim neydi? 2. 2'yi yazıyorum. Ve 2'nin bulunduğu satırı ve sütunu kapatırsam ne kalır? 1, 5, eksi 1, eksi 2. 1, 5, eksi 1, eksi 2. Sonra eksi diyorum. Değerim eksi 3. Eksi 3'ü de yazıyorum. Ve eksi 3'ün bulunduğu satırı ve sütunu kapatırsam, dikkatli bakın. 2, 5, 0, eksi 2. 2, 5, 0, eksi 2. Gerek yok ama sıfırı da yazalım şu an. Sıfır yazıyorum. Artı sıfır çarpı. Sıfırın bulunduğu satırı ve sütunu kapatırsam 2, 1, 0, eksi 1 kalır. 2, 1, 0, eksi 1 kalır. Fakat bu ne olursa olsun katsayısı 0 ve cevap 0 çıkacak. Buradan 2'ye ikilik 2 tane determinant kaldı arkadaşlar. 2'ye ikilik determinantlar nasıl hesaplanırdı? Bu iki değeri çarpardık. Ne gelir? Eksi 2. Sonra eksi derdik. Şuradaki iki değeri çarpardık. 5 çarpı eksi 1. Eksi 5 olur. Gelelim buraya. Eksi eksi 3 artı 3 oldu. Pardon. Daha sonra yine 2 ikilik determinant var. 2 kere eksi 2 eksi 4 oldu. Ve 5 kere 0 0 oldu. 5 ile 0'ı çarpmanız lazım. 0 getirdi. Buradan neyimiz var artık? Eksi eksi 5 artı 5'tir. Eksi 2 daha artı 3 oldu. Şuradan 6 var. Buradan 3 çarpı eksi 4 eksi 12 var. Demek ki değerimiz eksi 6. Determinant A eksi 6 geldi. Yani sıfırdan farklı. Bu Kramer yöntemini uygulayabilirim anlamına gelir. Ve determinantın sıfırdan farklı olması demek sizin denklemler sisteminizin tek bir çözümü var demektir. Yani tek bir x, tek bir y, tek bir z değeri bulacağız. Ve onları hesaplayalım. Determinant A1. A1 matrisini biliyorum. Yine determinant özelliklerini kullanarak bunu hesaplayabilirim. Buradan yine bir tane satır seçmem lazım. Birinci satırda sıfır olduğu için bunu seçeceğim. Çünkü aynı bunun gibi son kısmı hesaplama gereği duymak istemiyorum. 4 artıdır. Eksi 3 eksidir. Bulundukları satın ve sütundan dolayı. 4'ü yazdım. 4'ü yazdıysak 4'ün bulunduğu satırı ve sütunu kapatırsak 1, 5, eksi 1, eksi 2 kalır. Ve sonra eksi diyorum. Eksi 3 değeri var. Ve eksi 3'ün bulunduğu satırı ve sütunu kapatırsam 2, 5, 1, eksi 2 kaldı.
Peki 4 çarpı 2'ye kilit determinantla nasıl çarpılırdı? Şu iki terimi çarpardık. Ne geldi? Eksi 2. Sonra eksi derdik. Buradaki iki terimi çarpardık. Ne geldi? Eksi 5. Parantezlere dikkat edin. Eksi eksi 3 artı yaptı zaten. Sonra yine 2'ye ikilik. 2 kere eksi 2 eksi 4. Sonra eksi diyoruz. 5 kere 1 eksi 5. Buradan ne elde ettik? Şurası artı 5. Eksi 2 daha artı 3. 3 kere 4 12. Buradan eksi 9 var. 3 ile çarparsam eksi 27. Yani eksi 15 mi geldi? Determinant A1'de eksi 15 gelmiş. O halde buradan aslında x'i görebilirsiniz. X nedir? Determinant A1 bölü determinant A. Yani eksi 15 bölü eksi 6. X'inizi buldunuz. Aynı şekilde y'yi de bulmamız lazım. Y'yi bulmak için determinant A2'yi hesaplamalıyım. Hesaplayalım. A2 matrisi nedir? 2, 2, 0. 4, 2, 1. 0, 5, eksi 2. Bir tane satır ya da sütun seçeyim. Burada 0 var. Olur. Yine biliyorum ki 2 artıdır. 4 eksidir. 0 artıdır. O halde 2'den başlayalım. 2'yi seçtim. 2'nin bulunduğu satırı ve sütunu silersem 2, 5, 1, eksi 2 kalır. Ve son olarak eksi diyorum. 4 diyorum. 4'ün bulunduğu satırı ve sütunu kapatırsam 2, 5, 0, eksi 2 kalır. Değerlerim neler? 2'ye kilit maddesi. Bu ikisini çarpmam lazım. Cevap eksi 4. Sonra eksi diyorum. Diğer ikisini çarpmam lazım. 5 kere 1, 5. Sonra eksi 4 var. Yine bu iki terimi çarpmam lazım. Eksi 4 geldi. Sonra 0 kere 5. Eksi diyorum. 0 diyorum. Zaten 0. Burada neyimiz var? Eksi 9 var. 2 kere eksi 9. Eksi 18. Buradan eksi 4 kere eksi 4. Artı 16. Yani eksi 2. Demek ki determinant A2 eksi 2 gelmiş. Buradan y'yi bulabilirim. Determinant A2 bölü determinant A nedir? Eksi 2 bölü eksi 6. Y'yi de buldum. Son olarak umarım sığar. A3'ü de bulmam lazım. A3 matrisi neydi? A matrisinde 3. sütunu değiştiğimiz yerdi. 2, 2, 0. Şu. Burada birinci satırı seçmek istemiyorum. İstersem birinci sütunu da seçebilirim. Çünkü 0 buraya ait. Ya da 3. satırı da seçebilirdim. Fark etmez. Sütun da seçebilirsiniz. Bulundukları satır ve sütunların toplamlarına bakarsak 2 birinci satır birinci sütunda olduğundan artı burası eksi ve burası artı olacak. Şimdi 2'yi seçtim. Mantık aynı sütun seçsek de 2'yi seçtiğimiz zaman bulunduğu satırı ve sütunu kapatıyoruz. 1, 2, eksi 1, 1 kaldı. Sonra ikinci 2'yi seçiyorum. Eksiliydi. İkinci 2'nin bulunduğu satırı ve sütunu kapatırsam eksi 3, 4, eksi 1, 1 kaldı. Diğer kısım sıfırdı diye yazma gereği duymadım. Şuradan 2. Yine 2'ye kilit matrisler. 1 kere 1, 1. Eksi diyorum. 2 kere eksi 1, eksi 2. Eksi, eksi 2. Sonra eksi 2 çarpı yine aynı mantık. Eksi 3 kere 1, eksi 3. Eksi diyorum. 4 kere eksi 1 eksi 4. O halde ne geldi? Buradan artı 2, 3, 6 geldi. Buradan 4 oldu. 1 oldu. Eksi 2 oldu. Değil mi? 4 eksi 3, 1 eksi 2. Yani A3'te 4 geldi. Peki son olarak Z değerimizi de bulduk. Ama buraya yazalım. X neydi? Determinant A1 bölü determinant A'ydı. Kramer kuralı bana bunu söylerdi.
Determinant A1 kaç? Eksi 15. Determinant A kaç? Eksi 6. Bu da sıra eleştirmeyi siz yaparsınız artık. Y değeri neydi? Determinant A2 bölü. Determinant A idi. Determinant A2'yi kaç buldum? Eksi 2. Determinant A kaçtı? Eksi 6. Ve son olarak Z değerim determinant A3 bölü determinant A idi. Determinant A3'ü de 4 bulmuştum. Determinant A eksi 6. Demek ki bu 3 denklemi de sağlayan x, y, z değerleri eksi 15 bölü eksi 6, eksi 2 bölü eksi 6 ve 4 bölü eksi 6'dı. Kramer yöntemi sizin bilinmeyenleriniz bulmada işe yarardı. Fakat unutmayın, her zaman işe yaramaz. Determinant A 0 geldiğinde not olarak ben Kramer yöntemini kullanamam yazmanız gerekir. Başka metotlar vardır onun için. Çünkü her lineer denklem sistemi size tek çözüm sunmaz. Bazen sonsuz, bazense hiç çözüm yoktur. Teşekkürler arkadaşlar. Daha fazla lineer cebir videosu izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın.